mahfi eğilmez ekonominin genel dengesi 2025 bir ekonominin genel dengesini bize aslında gayri safi yurtiçi hasıla verir GSYH harcamalar yönünden ayrıntılı olarak yazarsak şu şekilde bir denklem yazabiliriz y eşittir c artı i artı g artı bunu açık yazalım, g s y H eşittir özel tüketim harcamaları artı özel yatırım harcamaları artı kamu kesiminin tüketim ve yatırım harcamaları artı 2025 yılı tahmin edilen harcamaları bir tablo halinde sunalım, bu tabloda yer alan değerleri yerlerine koyarsak şu sonuca varırız, GSYH eşittir 37.732,1 artı 16.363,1 artı 8.186,9 artı eşittir 61.540,1 milyar TL ya da GSYH eşittir 898,3 artı 389,5 artı 194,9 artı eşittir 1465 milyar USD. Bu tablodan çıkan önemli bir sonuç tüketim harcamalarının GSYH'de en büyük ağırlığı tutuyor olmasıdır. Buna göre 2025 yılında GSYH'nin %61,3'ü özel tüketim harcamalarından, %26,6'sı özel kesim yatırım harcamalarından, %13,3'ü kamu kesimi tüketim ve yatırım harcamalarından, %-1 ikisi de net ihracattan oluşmaktadır. Bu bize tüketim harcamalarındaki artışın niçin GSYH büyümesini en fazla etkileyen kalem olduğunu gösteriyor. Bu tablodan çıkan bir başka önemli sonuç da cari açık tutarıdır. Yurt içi tasarruf ile yatırımlar arasındaki fark bize cari açığı verir. Bu tablonun kamu kesimi ile ilgili bölümünü biraz daha ayrıntılı olarak yazarsak kamu kesimi genel dengesine ulaşabiliriz. Öncelikle kamu kesiminin hangi birimleri kapsadığını yazalım. Kamu kesimi eşittir merkezi yönetim artı mahalli idareler artı fonlar artı işsizlik sigortası artı sosyal güvenlik kurumları artı döner sermayeli kuruluşlar artı kamu iktisadi teşebbüsleri. Bu kurum ve kuruluşların dengeleri toplamından oluşan kamu kesimi genel dengesine ulaşabilmek için 7 farklı alt dengeye ihtiyacımız var. Bunları şöyle formüle edebiliriz. Kamu kesimi genel dengesi eşittir. Kamu harcanabilir geliri cari giderler artı eksi kamu tasarrufu yatırımlar artı eksi tasarruf yatırım farkı artı eksi sermaye transferleri artı eksi kasa, banka, borçlanma eşittir. Kamu kesimi borçlanma gereği. Kamu harcanabilir geliri şöyle hesaplanıyor. Kamu harcanabilir geliri eşittir vergiler artı vergi dışı normal gelirler artı faktör gelirleri artı sosyal fonlar cari transferler. Şimdi her bir kalem için 2025 yılı için öngörülen tahminleri bir tabloya yerleştirelim, vergi gelirleri, vergi dışı normal gelirler, faktör gelirleri, sosyal fonlar toplamı 5432,6 milyar TL tuttuğu için bunlar düşülünce 2025 yılı için kamu harcanabilir geliri toplamı 6823,5 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. Bütün bu hesapların sonucunda 2025 yılında kamu kesiminin toplam borçlanma gereği 1688,9 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. Tahminler çoğu kez tutmaz. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde program dışı kararlar ve uygulamalar öylesine yaygın ve ağırlıklıdır ki bu tür gelişmeler tahminleri iyice afaki hale getirir. Programlarda öngörülmeyen önlemler alınır, öngörülenlerden vazgeçilebilir. O zamanda zaten tutma olasılığı düşük olan tahminler hiç tutmaz hale gelir. Buna karşın biz her zaman bu tahminleri alır böyle dedikleriz.